Evet, klasikleşmiş oyunlar serimize devam ediyoruz. Burada bizim sayfamız var arkadaşlar. Hikayeli oyun yapımı var. Burada bir adet hikayemiz vardı. Ninja oyunu. Bir adet zombilerden kaçma oyunu var. Bir adet araba oyunu. Bir adet yılan oyunu. Ping Pong, Pac-Man'imiz ve RTS oyunumuz var. Şimdi buraya bir adet de Flappy Bird oyunumuzu ekleyeceğiz. Onun için şöyle oyunumuzu yapmaya başlayalım. Öncelikle dosyamızı oluşturduk. Godotega, Flappy Bird. Daha sonra bakın daha hiçbir şey yapmadım. Şuradan 2B sahneden hemen ya da bundan önce biz bir eklentilerimizi ekleyelim arkadaşlar. Benim aşağıdaki linkten aşağıda bıraktığım linkten eklentileri indirip şuraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bir adet ışık eklentimiz var. Bir adet de yazı fontumuz var. Her zaman kullandığımız yazı fontumuz. Şimdi ben buraya attım 3 tane şeyimiz var. İnternetten indirdim bir adet ışık. Bir adet yeniden başlat butonun ikonu, bir adet de yazı fontumuz var. Yazı fontunu internetten bulabilirsiniz. Şöyle artık geçebiliriz. Gördüğünüz üzere zaten buraya da geldi. Işığımız, yazı fontumuz, restart simgemiz. Şöyle dünyamıza world diyelim biz. Daha sonra bir adet kinematik body'mizle başlayalım. Her zaman kinematik body ekleriz bu tür oyunlarda. Yine player deriz. İlk yapacağımız işlemler. Collision'ımızı ekleyelim. Hata vermesinin sebebi zaten ne elimizdeki nesnenin bir boyutunun olmaması. Şöyle hemen kare ekleyelim. Gördüğünüz üzere hata gitti. Daha sonra bizim şu an fotoğrafımız yok. Belki en son ekleriz, belki eklemeyiz. Ondan dolayı şöyle bir adet color rectangle ekleyelim. Bunun şunun da boyutunu şöyle rastgele bir şey atalım. Boyutu şuradan ayarlıyorduk. 8'e 8 diyelim. Collision'ı şöyle biraz öne atalım. Evet, collision'ımız kayboldu. Şöyle tekrar getirelim. Şunu da 8'e 8 yapalım arkadaşlar. 8'e 8 çok küçük oldu. Şunu şöyle büyütelim o zaman. Tam oturdu arkadaşlar. Bunu sahne olarak kaydedelim. Daha sonra hemen kodumuzu yazmaya başlayalım arkadaşlar. Player'ımızın kodu. Oluştur diyelim. Buraları bir temizleyelim. Öncelikle bizim ana sahnemizde şöyle sütunlarımız olacak, değil mi? O sütunlar sola doğru gelecek. Player'ımızı biz Y düzleminde hareket ettirirken sütunları X düzleminde hareket ettireceğiz. Yani player'ımıza tek yapacağımız şey bunun zıplama ve aşağı gelme efekti olacak. Daha sonra işte skorumuzu yazacak. Skorumuz için araya 2 de ekleyeceğiz. Şu sütunların sona geldiğinde başa geri spamlanmasını vesaire sağlayacağız. Şu an tek yapmamız gereken şey bizim player'ımıza zıplama efektini eklemek. Ondan dolayı öncelikle şöyle fizik projesi deltamızı ekleyelim. Zaten adı üstünde fizikle ilgileniyor bu. Projesi delta sürekli gerçekleşen olaylar. Şuraya bir pas diyelim. Öncelikle bizim bir velocity'miz olmalı. Bir doğrultumuz olmalı. Nereye gidecek bu? Bunu da zaten ikisi düzlemi içinde çalıştığımız için vektör 2 diyoruz. Daha sonra şu velocity'mizi y'sini sürekli arttıralım. Şöyle onlar onlar artsın. 15'e 15'e artsın. Ama böyle velocity'miz sürekli artarsa çok hızlı aşağıya gelmeye başlar bu. Bunu belli bir değerden sonra küçültelim arkadaşlar. 150'den sonra velocity'miz hep 150 olsun. Bu aşağı inme efektiydi. Bunu da bir kaydedelim. Bir saniye. Bunun ismini yanlış mı kaydettik? Yok, doğru. Tamam, sıkıntı yok.
sürekli aynı şekilde aşağı doğru gelecek. 150, 150, 150. Aşağı doğruysa artıydı. Bu tersti normal ikisiye göre. Ama bizim bir adette oyuncu zıplatmamız lazım. Zıplatmayı da input'la yapacağız. Space'e basınca zıpla diyeceğiz. Onun için şöyle K space yazıyoruz. Space'e basınca zıplatacağız. Eğer aşağı doğruysa A 150 ise yukarı doğru velocity'mizi eksi 150 yapabiliriz. Ama Y düzeninde oynuyoruz sadece. Şimdi şu ana kadar ne yaptık? Bizim karakterimizin doğrultusunu belirledik. Yani 15-15 aşağı doğru gelecek bu sürekli. Bir yer çekimi efekti olarak 150 maksimum hıza olacak. Eğer biz zıplayacağız dediysek bu yer çekimi efektinden sonra zıplama komutunu koyduk ki zıplaya basınca yer çekimi inaktif olsun. Şimdi de biz bunu move and slide ile bir güzel hareket ettirelim. Şöyle velocity virgül, hatta velocity desek yeter. Şöyle dünyamızı ana şey yapalım. Bakın gördüğünüz üzere aşağı doğru düşüyor. Biz space'e bastığımızda işte bastığımı görmüyoruz ama yukarı doğru yükseliyor bu. Evet, şu anlık bu kadar yapsak yeter arkadaşlar. Bunun ayarlarını sonra sütunlar gelince düzelteceğiz. Zıplama efekti şu anlık bu kadar olsun. Daha sonra bizim yapmamız gereken şey buna bir adet kamera eklemek. Kamerayı player'ımızın içine atıyoruz. Şöyle. Player'ımız çok küçük olacak ekranın içinde. Ondan 0.5 diyelim. Ne yaptık? Current yaptık. Ona baksın. Zoom'un 0.5, 0.5 yaptık. Biraz zoomlayalım. Bir adet de smoothing ekleyelim. Bu da ne işe yarıyor? Şöyle gösterelim hemen. Bakın şu an zıpladığımızı göremiyoruz. Çünkü ekranda herhangi bir nesne yok. Ama smoothing eklediğimizde belki görebiliriz. Bakın gördüğünüz üzere. Kameraya biraz çalkıntı efekti veriyor diyebiliriz. O zaman biz de yavaştan duvarlarımızı yapmaya başlayabiliriz. Duvarlarımız için static body'mizi eklemeye başlayalım. Şöyle wall diyelim buna. No wall dedikten sonra static body'miz sürekli sabit kalan bir şeydi. Kinematik body gibi değildi. Her zaman gibi bir adet kolajin ekleyeceğiz. Kolajinimizin shape'ini verelim, hatası gitsin. Daha sonra yine color rectangle ekleyelim. Çünkü bizim fotoğrafımız yok arkadaşlar. İnternetten alabilirsiniz. Siz fotoğraflar da yapabilirsiniz. Ama uğraşmaya gerek yok bence. Böyle de çok güzel olacak. Işık efekti falan koyacağız çünkü. Şimdi biraz yukarı taşıyalım. Bizim iki tane sütunumuz olacak. Şunların isimlerini up ve down olarak yeniden yazalım. Şöyle kısaltalım biraz. Pillerimizin rectangle'ın çevresi 32-32'ymiş. O zaman bunu da şöyle yapalım. Aynısı olmayacak ama bunu uzatacağız tabii ki de. Biraz ince mi yapsaydık? 25 nasıl olur mesela? 32-32 yapalım biz. Siz bakabilirsiniz arkadaşlar. Benim amacım zaten nasıl yapıldığını göstermek. Evet, bunu bu kadar büyütsek yeter gibi. Şimdi yapmamız gereken şey kolajini şuna göre ayarlayalım.
Collision'ı aşağıya alalım, gözüksün. Biraz daha büyütelim. Bir tık daha büyütmemiz lazım. O zaman taşacak. O zaman şöyle yapalım. Üstten taşabilir, sıkıntı yok bizim için. Şunları şöyle kopyala yapıştır. Kopyalayıp yapıştırdığımızı aşağıya alalım. Bunun kolajını aşağı doğru çekelim. Şunu benzersiz yapalım arkadaşlar. Aynı şey yapıp duruyor ikisinde de, çünkü onun için sıkıntı oluyor bize. Şuna isimlerini değiştirelim. Aşağı yukarı. Dört tane, bunda beş tane olmuş. Olsun, bir şey olmaz. Arasında şimdi buna girince skor yazması lazım. Ama o skorunu sonra yapalım. Şimdi bu valı da şöyle sahne olarak kaydedelim arkadaşlar. Daha sonra bunu çoğaltalım. Dört tane sütunumuz oldu. Sütunları otomatik spam yapacağız. Şimdilik böyle duruyor. Arasını 8-8 yapalım. 3, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar. Diğer dersimizde duvarları spamlamayı yapacağız.